Şimdi kur garantili tasarruf mevduatıyla vatandaşa ne garanti etti? Kur, yüksek kur, yüksek faiz vaat etti. Yani aslında o güne kadar 5 puan düşürdüğü faizi kur garantisi vererek tekrar yükseltti. İşte örtülü faiz. Örtülü faiz, gizli faiz falan ediyor. Ama sonuçta, sonuç olarak tasarruf mevduatı, TL tasarruf mevduatı açanlar döviz kazar, doların artış kadar para kazanacaklardı ilave olarak. Yani o da bir faiz artışı tabii ki. Orada o da bir şey de var, ayrıca onu ilerleyen dakikada belki konuşuruz. Dolar düştüğü vakit de ama aynı zamanda bir zarar da söz konusu aslında. Bir taraftan da onlar vardı. Şimdi onun da çok sıkıntıları, zararları var. O ilave faizi kim karşılayacak? Hazine karşılayacaktı. Bir kere bunun mevzuatı yok henüz. Mevzuatı yapılmadı. Ben dün bütçede mecliste... var mı mesela? Bütçede yok. Hayır, bütçede ödeneği de yok. Yani bununla ilgili bir mevzuat çıkması lazım. Ondan sonra ödenek konması lazım bütçeye. Oradan karşılanması lazım. Hazine nasıl bankalara verecek? Ya da şu anda gitseniz deseniz ki ben böyle böyle bu Cumhurbaşkanı'nın söylediği mevduat hesabını açtırmak istiyorum. Açamazsınız. Bankalar diyecek ki böyle bir enstrüman yok henüz. Mevzuatta bunun yeri yok. Böyle bir açıklama oldu ama bize henüz bununla ilgili bir mevzuat resmi gazetede falan yayınlanmış değil. Yapamayız diyecekler. Böyle hakikaten. Böyle saçma sapan şeyler oluyor. Ne olduğunu hiçbir ekonomist anlayamaz, açıklayamaz. Yani kuru bir taraftan faizi düşürüyorsun, sonra da faizi bir gecede çıkarıyorsun. Ondan sonra bunu böyle bir zafer olarak takdim ettiler. Ya bir devlette istikrar önemlidir. Kurun kaç olduğu değil, kaça çıktığı değil, onun o istikrarlı bir şekilde devam etmesi. Keşke kur 30 olsa, 30 lira olsun ama 3 sene ben 30 lira olduğunu, 30 lira civarında olacağını bileceğim. Bileyim, bu yeter bana şey olarak, ihracatçı olarak, üretici olarak, yatırımcı olarak yeterli. Bunu önümü görmek demektir bu ve devletin görevi yatırımcılarının önünü açmaktır, gösterebilmektir. Bakın rahatlıkla kur şöyle olacaktır, önünüzü görebilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz demesi lazım devletin. Devlet dalga geçiyor. Şimdi 20'sinde ne oldu, 21'inde ne oldu? Sizin de söylediğiniz gibi bir manipülasyon var. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi manipülasyon var. Devlet manipüle ediyor. Piyasayla dalga geçiyor. İnsanlarla dalga geçiyor. Şirketlerle dalga geçiyor. Bir öyle bir böyle. Şimdi muhtemelen bugün inmeye başladı. İnecek. Daha da insin. İnebilir. 10 civarında ama herhalde şu anda. Ocak ayında kaç olacağını inanın bilemeyeceğiz. 3 Ocak'ta şey açıklanacak, enflasyon. 10.92. Ondan sonra daha farklı olabilecek. Fed'in faiz oranı girdiğinde birdenbire sıçrayabilecek. Ne olduğunu göremiyoruz hiçbir şekilde. Çünkü mantıklı bir politika izlemiyor devlet. Bir faizleri düşürüyor. 4 ay süresince 5 puan faiz düşürdü. Ya sen bunu neden düşürdün? Neden bir kere de düşürmedin de 4 kere de düşürdün? 4 kere de 5 puan düşürdü. Neden? Neden bir kere de düşürmedin? Ne anlamı var bunun? Kaça düşüreceksin? Yani hedefin kaç? Bu da belli değil. Ya bir devlet kumar oynar mı? Bu kadar belirsiz olur mu? Bu kadar öngörüsüz hareket eder mi? Amerikan Merkez Bankası diyor ki ben 2022'de 3 kere, 2023'te yine 3 kere faiz artıracağım. Ne kadar artacağı belli değil. O günkü enflasyona göre artırılacaktır. Ama bütün vatandaşına, şirketlerine, yatırımcısına bir harita veriyor. 3 kere diyor faiz artıracağım. 2022'de de, 2023'te de. Buna göre hazırlıklı olun diyor. Yani bir enflasyon söz konusu olacak. Ben de o enflasyon oranı kadar faiz artıracağım. Siz de yatırımlarınızı buna göre yapın diyor. Ama bizde devlet dalga geçer gibi bir böyle hedef gösteriyor. Biraz önce söylediğim gibi kur hedefim yoktur diyor. Vardır diyor. Cari açık hedefim yoktur diyor. Vardır diyor. Ondan sonra faizi düşürüyor. Sonra birdenbire yükseltiyor. Ne yaptığı belli değil. Saçmalıyor. Ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan kalkıyorlar. Bakın ne kadar güzel işler yaptık. Biz kuru da düşürdük diyor. Ya
düşmesi iyi bir şey mi? Ne kadar kişi iflas etti? Ne kadar zararlar var biliyor musunuz? Kimler peki 18'den dolar satıp da ertesi gün düşük fiyatta? Kararı bilenler 12, 12, mi vardı? Tabii bilenler vardı. Kim piyasaya para sürüyor? Kim bu milletle dalga geçiyor? O 128 milyar dolardan Merkez Bankası'ndan döviz alıp da bugün onları kullanmadıkları ne malum? Neler oluyor bu Türkiye'de ya? Devlet soyuluyor, soyuluyor Elif Hanım. Bunun farkına varması lazım. Vatandaşlarımızın da bunu anlaması lazım. Devleti yöneten birileri soyuyor. Ve bu milletle şimdi dalga geçiyor. Merkez manipüle Bankası'na ediyor. İnsanların geliriyle oynanıyor, geleceğiyle oynanıyor. Bunu görmemiz lazım. Merkez Bankası'na ilişkin ayrıntılar da var. Şimdi bu geleceğiyle oynanıyor diyorsunuz da dün de hatırlatmıştık aslında. Dün 300 bin kişi demiştim ben ama 361 bin mevduat hesabı olan işte zengin olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla biz bunu ödüyoruz aslında. Biz onlar için bunları yapıyoruz. Bunların 1 milyon doları üzerinde de galiba 82 bin kişi var. Yani dediğiniz gibi bu 360 bin kişi yani sonuçta parası olanlar bunlar. Kişi, evet. Hazine alacak. Onların zararı olduğu zaman yani mevduat hesabı ben açamayacağım. Siz açamayacaksınız. Parası olanlar açacak büyük meblağları. Bunların da bir zararı olmasın diye kur kadar farkı hazineden ödeyecek. Hazineden kimin parasını ödeyecek? Benim vergilerimden, benim hakkımı, hukukumu onlara verecek. Peki, bir zenginden dakika. Zengine yoksuldan alıp zengine verecek. Böyle son dakika politika var. Olur mu? Çok önemli çünkü CHP'nin de bir raporu vardı. Merkez Bankası'nın brüt rezervinde son 3 haftada 5,5 milyar dolarlık bir erime oluştu denildi raporda. Net rezervlerde eksi 50 milyar dolar olarak hesaplandı bu raporda. Şimdi bir bilgi var. Hızlı gerileme var rezervlerde bu bilgiye göre de. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz müdahalelerinin sürdüğü 17 Aralık haftasında rezervlerde hızlı bir gerileme yaşadı. Bankanın net rezervleri 21,2 milyar dolardan 12,2 milyar dolara geriledi deniliyor. Merkez Bankası'nın rezervleri müdahalelerin sürdüğü haftada da yanlış yazmış yine galiba. De gerileme var denildi. Bu kaydedildi şimdi son bilgiye göre de. Yok, KCD'de yanlış yazmış. Altyazı yanlış olmuş galiba. Şimdi ben bir buradan da okuyayım. Meclis Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre de 17 Aralık haftasında 116,5 milyar dolara geriledi deniliyor. Bir önceki hafta bu rakam 123 milyar dolar olmuştu. Aynı dönemde net rezervlerse 21,2 milyar dolardan 12 milyar dolara geriledi. Ondan şimdi, da swapları düşerseniz. Onu da söyleyeceğim hemen. Bankanın swap hariç net rezervi geçen hafta eksi 46,7 milyar olarak kaydedildi. Bu veriye ilişkin önceki haftada gerçekleşen rakam eksi 38,8 milyar dolar olmuştu. Bu gelen yeni bilgi. CHP'nin de raporundan bahsettik. Net rezervler eksi 50 milyar dolarda şu anda. Bir de karşımızda böyle bir durum var. 3 haftada 5,5 milyar dolar eridi diyorsunuz siz de CHP olarak. Evet. Bunun nereye açıklamasını gitti? Şimdi evet nereye nasıl gitti yapmak böyle bir gerekiyor? Ortamda? Yani net rezervleri swap'ta düştüğünüz zaman swap da sonuçta şeydir. Emanet para. Emaneten size verilmiş değil, yani evet. Merkez Bankası'na başka merkez bankaları tarafından verilmiş emanet paradır. Onlarla beraber siz zaten eksidesiniz. Yani Türkiye rezervi olmayan bir ülke. Böyle bir ülkede sen nasıl bu 5,5 milyar dolar azalır o tarih itibariyle? Daha sonra 7 milyar dolarlık ayrı bir şey meblağa ulaşmış, o ayrı. Evet. Şimdi bunun hesabının verilmesi lazım. Kim bu kim milletin verecek, parasıyla oynuyor? Bu milletle kim oynuyor? Bunların hesabının verilmesi lazım. Bu dönemde bu arkadaşlar, bu bürokratlar sorumluluklarını hesabını verecekler. Sorumluluklarını bilsinler. Milletle böyle oynanmaz. Hakikaten oynanmaz ya. Dalga geçer gibi bir yükselt, bir aşağı indir. Birileri kazanıyor. Yani birileri kazanıyor. Sıkıntı. Şu anda manipüle mesela ediliyor. Devlet manipüle ediyor ve bu devleti yönetenler tarafından yapılıyor bütün bunlar. Nasıl eridi diye işte biz de buradan soruyoruz. Yani Merkez Bankası'nın döviz rezervleri nasıl eridi? 3 haftada 5,5 milyar dolar azaldı diyoruz. Peki bir taraftan da
korunacak kaynak mı kalmadı? Yani bu kuru koruyacak kaynak kalmadı mı? Kalmadı tabii. İşte biraz önce konuştuk. Swap'lar da düşürdükten sonra eksi 50 milyarlara dayanmış net rezervler. Eksi 50 milyar. Yani bir şekilde 50 milyar bulabilirseniz ancak sıfır olacak net rezerviniz. Emanet paralarla yürütülüyor şimdi işler ve siz o emanet parayı alıyorsunuz. Yani şey gibi, borç alıp kumar oynamak gibi bu. Borç alıp kumar oynamak gibi böyle saçma sapan şeyler yapılıyor. Şimdi döviz düştü. Bir süre daha düşebilir. Bir miktar daha düşebilir, yükselebilir de. Önümüzü göremiyoruz ya. Devletin bu konuda yardımcı olması gerekmez mi? Ne yapmak istiyor Merkez Bankası? Onu açıklamak zorundadır. Ben kuru şurada sabit tutmak istiyorum. Amacım bu. Bunun için uğraşıyorum. Onun için rezervleri kullandım diyebilmesi lazım. Yok böyle bir açıklama. Ne yaptığını bilmiyoruz. Müdahale edip etmediğini bilmiyoruz. Merkez Bankası rezervlerinden mali tablolara bakıp bunları anlamaya çalışıyoruz. Merkez Bankası bir harcama yapmış mı yapmamış mı? Rezerv kullanmış mı kullanmamış mı? Böyle saçmalık olmaz. Yani bu millete karşı hesap vermek durumundalar. Amacımıza ulaştık denildi. Cumhurbaşkanı öyle dedi. Neydi amacımız? Kuru bir böyle çıkarıp, iki ay böyle kuru çıkarıp ondan sonra birdenbire bir gecede düşürüp birilerini zengin etmek miydi? Bu nasıl bir sözdür? Nasıl bir amacımıza ulaştık? Bu nasıl bir sözdür? Dalga geçer gibi. Ya istikrar önemlidir. Böyle kurun çıkması, bir gecede düşmesi bunlar saçma yani sapan şeyler. Politika, devletin milletiyle dalga geçmesidir. Olur mu böyle şey? Yani şu ticaret erbabına bakın. Yarına fiyat veremiyor. Acaba kur mu düşecek, yükselecek mi? Bilemiyor. Böyle saçmalık olur mu? Amacımıza ulaşmış. Memleketi batırmak mıdır sizin amacınız? Allah'tan korksunlar ya. Dalga geçiyorlar hala. Amacımıza ulaşmışız. Allah kahretmesin. Yani bu nasıl bir sözdür? Yani, nasıl böyle bir laf edilir? Yani bu...